ve MassTV ekranlarına sunmaktan gurur duyduğumuz ve her hafta çok kıymetli konukları, çok kıymetli kadın konukları ağırladığımız, Bursa'ya değen ve hayatlarını değdikleri noktada Bursa için idame ettiren ve iş hayatlarıyla idame ettiren kadınların programı Şehrin Kadınları'nda bu hafta konumuz DOSAP SİAD Başkanı Nilüfer Çevikel. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu efendim hoş geldiniz kısmında ben de böyle bir hemen toparlanıyorum. Çok keyifle toparlanıyorum ayrıca. Konuk etmek büyük bir gurur. Çok teşekkür ederim. O gurur bize ait böyle güzel bir kanalda. Sağ olun. İş dünyasının keyifli isimlerinden birisiniz. Ne zaman ben işe atılacağım dediniz? Yani hani başka şeyler de... Ben birden böyle sohbete giriyorum. Hiç evet. Esi yok, durusu yok. Çok iyi yaptınız. Çok teşekkür ederim. Ne zaman atılacağım dedim. Ben de bunu tam olarak hatırlamıyorum. Çünkü bizim yetiştirilişimizde kız çocukları mutlaka okur ve çalışır. Öyle yetiştiğimiz için de aynı anda hem çalışırken hem de okurken biz iş hayatının içine doğrudan girmiş olduk. Peki baba mesleğini mi yürüttünüz? Yani yoksa kendiler mi? Hayır. Ben tam bir girişimciyim. Baba mesleğini yürütmedim. Hatta o tercihlerimize hiçbir zaman karışmadı. Saygı duydu. Müdahale de etmedi. Tabii ki son derece destek oldu. Ben süreç içerisinde seçimlerimi yaptım ve devam ediyorum. Peki bu girişimcilik ruhu insana böyle hani... birden gelebilecek bir şey değil. Baktığınızda doğru. Türkiye çerçevesinde bir kadının hemen girişimci olacağım ben, bu işlere girişebilirim diyebilmesi ayrı bir cesaret istiyor. Tüm bu süreci nasıl değerlendirdiniz? Aslında öyle değil. Ben kadın erkek ayırmıyorum. Bu bir ruh meselesi. Fakat diğer yönden de bizim başka bir şansımız yoktu. Çünkü bazı arkadaşlarımız var, ikinci kuşak, üçüncü kuşak. İnanın onların işleri çok daha zor. Çünkü ne yapılırsa yapılsın, hani aileden geldiği için meslek. Onlar da kendilerini ispatlamakta, öne çıkmakta zorlanıyorlar. Tabii devam ettirecek bir meslek olmayınca da siz bu sefer ne yaparım diye düşünüyorsunuz. Deniyorsunuz. Sonra ruhunuzda ne varsa onu ortaya koyuyorsunuz. Ben de gerçi İlkokul 2'de daha baktığımda tekstil sektörüne gireceğimi yazmışım. Demek ki bilinçaltımda çok öncesinden bu varmış. Bugün de aynı doğrultuda devam ediyorum. Peki başlangıç aşaması nasıl oldu? Zorlukları soracağım. Soruyu oraya getirmeye çalışıyorum. Şöyle, tekstile ben 2002 yılında girdim. Ondan öncesinde henüz okurken, okul yıllarında Uludağ Üniversitesi'nde o tarafta öğrenci yurtları kurarak Görük'le de hem yurtlarda kalıp hem de çalışmaya başladım. Ben o şekilde girdim. Daha sonrasında birkaç sektörde daha faaliyet gösterdim. Ama en son hem aldığım eğitim gereği hem de daha farklı bir şeyler yapmak, üretmek içimde olduğu için tekstil sektörüne girip oradan kademe devam ettik. Şu anda hangi şirketlerin, yani hangi derken özellikle neyle uğraşan şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yapıyorsunuz? Benim ana işim ev tekstili sektöründeyim. Doğrudan ve dolaylı olarak 70 kadar ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye ile de çalışıyoruz. Bazı AVM'lerde de varız. Ev tekstiline dair şu an her şeyi yapıyoruz. İhracatla başladı, sonra galiba perakende... Evet, perakendeye de az miktarda girdik, doğru. Gerçekten ciddi, 70 ülkeye dolaylı veya direkt ihracat, evet. Az bir rakam değil. Ve bu yönetim kurulu başkanı da sizsiniz bu işin. Sonra iş kadınlığı, iş hayatının içinde bu kadar aktif rol almak ve geldiğimiz noktada DOSAP SİAD'ın ilk ve tek kadın başkanı olmak. Doğru. Var mıydı böyle bir hayal? Hayat sizi yönlendiriyor zaten. Ben o anda, yani içinde bulunduğumuz şu anda yaptığım ne varsa her şeyi hakkını vererek yapmaya çalışıyorum. Yani herhangi bir plan yapmıyorum. Bu teklifler size geliyor. Arkadaşlarım da teveccüh gösterdiler, beni uygun gördüler. Ben de yapabileceğimi düşündüğüm için onların da desteklerini almak kaydıyla kabul ettim. Ve gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hem kentimiz adına hem ülkemiz adına 32 yıl sonra bir kadın başkanın olması... Bence bu benim olmam önemli değil. Çok şık durdu. Çok güzel de işler yapıyoruz. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum Nilüfer Hanım. Yani neler yapıyorsunuz? Şöyle DOSAP söyleyeyim. DOSAP SİAD 4,5 milyar dolar ihracatı olan
DOSAP bölgesi ve 45 bin çalışanı olan Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden bir tanesi. Doğalgaz ve elektrik tüketimlerini zaten hani bir ekonomi programı olmadığı için söylemiyorum ama gerçekten çok yüksek rakamlarda. Dolayısıyla DOSAP'ta neler yapıyoruz? Öncelikle içinden geçtiğimiz dönemde sanayicimize ihracatta destek olabilmek, yeni pazarlar yaratabilmek, sosyal ve kültürel ilişkilerini geliştirebilmek amacıyla çok ciddi bakanlıktan da destek aldığımız çok önemli projelerimiz var. Bunun yanında sosyal projelerimiz de var. Son gaz devam ediyoruz. Dijital medyaya ilginiz var ve şöyle, kesinlikle oraya taşımaya başladığınızı görüyorum ben. Evet, ben daha gelirken başından beri arkadaşlarımızla söylediğimiz en önemli şey, altını iki kere çizdiğimiz, dijitalleşme ve teknoloji çok önemli. Türkiye üretiyor, Bursa üretiyor, kentimiz gerçekten çok güçlü ama bizim için en önemli şey dijitalleşme. Çünkü biliyorsunuz ham madde kaynaklarından hemen hemen yoksun bir ülkeyiz. Bizi kurtaracak tek şeyin dijitalleşme olduğunu söylüyoruz. Bugün ihraç ettiğiniz bir tır ürüne karşılık ithal ettiğiniz bir küçük telefon eşit. Dolayısıyla biz ne kadar çalışırsak, üretirsek üretelim, öncelikli olarak dijitalleşme ve teknolojiyi sağlamalıyız. Yani teknolojiyi ithal etmeden biz teknoloji üreterek, tabii bu hemen olacak bir şey değil, biz üretimimize öyle devam etmeliyiz. O zaman gerçekten bizim sosyal medyada da dediğimiz gibi Cumhuriyetimizin 100. yılındaki hedeflere en güzel şekilde, en emin adımlarla ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Peki bu dijitalleşmek çok kolay bir nokta değil. Yani hani geldiğimiz yerde bakarsak teknolojide biraz gerçekten daha aksak davranıyormuşuz gibi bir hava var. Bunun için bir çalışma yapıyor musunuz? Pek tabii ki. Bunun için bir çalışma şöyle, şehrin dinamikleri, ülkenin dinamikleri kesinlikle uyanmak durumunda. Bu tek başına bizim ya da herhangi bir kuruluşun yapabileceği bir şey değil. Bütün kurum kuruluşların, bütün STK'larla, iş adamlarıyla bir araya gelerek oluşturacağı ve uzun yıllar alacak bir süreç. Ama bunun tohumları şimdi atılmalı ki önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda bize bir filizlenerek, çiçek olarak dönsün. Ve olmazsa olmazı ülkenin dijitalleşme, teknoloji, inanın olmazsa olmazı. Ya çok keskin, çok net ve çok düz bir kadınsınız. Yani hani işe dair bir sürü soru sorarken, arada sizi izlerken ve dinlerken başka şeyler de geliyor aklıma. Bir günü nasıl planlıyorsunuz? Şimdi... Yani hani kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Nilüfer Çevik abi, şimdi bunlardan konuştuk. İnanılmaz azimli bir kadınsınız, çok genç yaşta ne yapacağınıza karar vermişsiniz. Ben bir firma açacağım, oradan yürüyeceğim tekstile. İhracata, DOSAP SİAD'ın kadın başkanı olduğunuzdan konuşuyoruz şu anda. Ve şunları yapmalıyız diyorsunuz ve sözünüz benim için, ki konulara uzak bir kadın olarak benim için bile, evet Nilüfer Çevikel söylüyor, kulağımın arkasında durmalı diyorum. Yani çok şöyleyim. Teşekkür ederim. Yok, çok samimiyetle söylüyorum bunu. Çok teşekkür ederim. Bir günü nasıl planlıyor Nilüfer Çevikel? Tabii ki bizim programlarımız önceden belli oluyor. Kimi zaman haftalık, kimi zaman aylık. Ama bu programlar tutuyor mu? Hayır, yok öyle bir şey. Gün içerisinde çok kez değişebiliyor, ertelenebiliyor. Ama tutturabildiğimiz kadarıyla planlı gitmeye çalışıyoruz. Ben tabii bunu iş hayatımla ilgili mümkün olduğu kadar planlı bir şekilde birçok yere katılarak, birçok yere dahil olarak devam ettirmeye çalışıyorum. Çünkü her şeyin başı biliyorsunuz siz de iletişim. İletişimi kuvvetli tutmaya çalışıyoruz ki daha güçlü olalım. Öyle. Ya bu çok güzel ve keyifli ve çok siyasete atılmayı düşünüyor musunuz sorusunu getirecek yuvarlaklıkta bir cevaptı. Şöyle ki, ya ben mesela sabah 8'de kalkarım ama benim sabah saat 10'da kalkmakla ilgili bir sıkıntım da olmaz. Ama Nilüfer Çevikel'in böyle bir sıkıntısı olma ihtimali çok yüksekmiş gibi duruyor. Benim öyle bir sıkıntım yok. Bazen hiç uyuyamıyorum çünkü. Hayda. Hiç uyumadan güne devam ettiğim zamanlar oluyor. Bazı zaman işte onu biraz daha geç kalkarak ya da hiç çıkmayarak arayı kapatabiliyorum. Şöyle, özür dilerim sözünü kesmek gibi olmasın ama işe ve hayata dair çok güçlü bir konumda olurken kendinle ilgili yürüdüğün noktada bazen zamana ihtiyacın oluyor mu sormaya çalışıyor da olabilirim ben şu anda. Elbette hepimiz insanız. Mutlaka zamana ihtiyacımız oluyor. Hatta benim en sevdiğim şey tek başıma tatillere kaçmak. Bunu sıklıkla da yapıyorum. Senede birkaç sefer.
kimseyi almadan tek başıma gidiyorum. Bir hafta, 10 gün tamamen kapanıyorum. Orada dolduruyorum kendimi enerjiyle. Ondan sonra tekrar rutin tempomuza devam ediyoruz. Eve kaçta dönebiliyorsunuz? Eve dönüş saatim hiç belli değil. Muhtemelen gece yarısı, bazen 1'de 2'de, bazen saat 8'de 9'da ama genellikle çok geç saatlere kadar dışarıda oluyorum. İş hayatına girerken ya da bu yola çıkarken bu kadar özveriyle gideceğin hiç aklına geliyor muydu ya da bu kadar zamansız olabileceğin? Bu kadar zamansız olabileceğimi düşünmüyordum. Özellikle DOSAP SİAD seçimlerinden sonra çok hızlı çalışmaya başlayınca tabii ki bir yere taşımaya çalışıyoruz. Hani bayrağı devraldık, zaten çok güçlüydü, zaten çok iyi bir yerdeydi. İyi bir yerde olduğu için üzerinizdeki sorumluluk çok fazla. Dolayısıyla çok daha fazla zamanımı aldı tahmin ettiğimden. Ama olsun, ben enerjisi yüksek bir insanım. Ben zaten hiperaktif olduğum da söyleniyor. Fazla bir yerde 5 dakika durunca bende rahatsızlık yaratıyor. Ben hayatı böyle seviyorum, böyle yaşıyorum. Ne yaparsan yap, aşk ile yap diyorum. Ben bunu da aşk ile yapıyorum. Ya peki bir şey soracağım. Aşk hayatında bu kadar güçlü olmak korkutucu gelmiyor mu dışarıdan bakanlara? Yani onu dışarıdakilere sormak lazım. Ben rahatım, ben böyle mutluyum. Korkmalarına gerek var mı? Diyorum ya, dışarıdakilere sormak lazım. Ben buyum. Malzeme bu. Ben böyle mutluyum. Son karar, nihai karar hep senin mi olmalı? Yoksa dinler misin yani insanları? Ya da ekip çalışması neresinde hayatın? Evet. Şu bir gerçek ki, Türkiye'deki firmalara baktığınız zaman da, kurumsal firmalara baktığınız zaman da insanın özgüveni olması çok güzel ama herkes her şeyi bilemez. İşi ehline bırakmak lazım. Her şeyin en doğrusunu bilemeyeceğimiz için ben mutlaka dinlerim. Mutlaka da son kararı kendim vermeye çalışırım. Çünkü vereceğiniz kararın sorumluluğunu mutlaka kendiniz taşırsınız. Karar verdiğiniz kişi taşımaz. İş hayatında size ait işlere ne kadar vakit ayırabiliyorsunuz? Şimdi tekrar DOSAP SİAD'a döneceğim ve yaptığınız projelerden bahsedeceğiz ama kendi iş hayatınıza ne kadar zaman ayırabiliyorsunuz? Ben zaten işimle derneğe aynı şekilde rahatlıkla götürebiliyorum. Çünkü aradaki mesafe de çok uzun değil, çok kısa bir yer. Bazen kimi zaman dernekte kabul etmek zorunda kalıyorum dernek işlerini aksatmamak için. Kimi zaman fabrikada dernek işlerini götürmek durumunda kalıyorum. Yani beni o konuda çok baltalamadı bu durum. Bu anlamda peki bütün bunların içinde Türk kadının çalışma hayatında yerini nasıl değerlendirebiliriz? Gerçekçi olmak gerekirse beklentinin ve yapılan çalışmanın çok çok altında. Sadece iş hayatında değil, siyasette de böyle. 5 Aralık 1934'te kadına seçme seçilme hakkı verilmesine rağmen hem siyasette hem iş hayatında, ticarette kadının yerinin ben çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Gitgide düştüğünü düşünüyorum. Nüfus oranına bakar isek ben doğru yerde olduğumuzu düşünmüyorum. %41 kadının evde oturduğu yeni yapılan istatistikli çalışmalarda evet, ortaya çıkıyor. Evet. Buna bakışın nasıl? Düşünmemek çok mantıklı. Hiçbirimiz düşünmüyoruz ama hani altyapısında ben DOSAP SİAD'ın ve özel çalışmalarınızla özellikle kadının daha ileriye gitmesi için birçok sivil toplum kuruluşunda faaliyet gösterdiğinizi biliyorum. Evet. Ama onlardan da biraz bilgi alacağım şimdi. Ama hani iyi olmadığını düşünmekle bunu yaşamak arasında çok ciddi bir farklılık var. Evet, çünkü düşünüyoruz fakat bunu icraata dökemiyoruz ya da yanlış döküyoruz. Şöyle ki, şimdi geçtiğimiz yıllardan beri sürekli kadın kuruluşları, kadın sivil toplum örgütleri, kadın hakları vesaire 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 derken bir yandan da kadın erkeğin eşit olduğunu savunuyoruz. İstatistiklere baktığımız zaman neyi görüyoruz? Bu derneklerin, bu kuruluşların sayısı arttıkça toplumda kadının yerinin daha da azaldığını, iş hayatında, işte siyasette daha da azaldığını görüyoruz. Demek ki bu doğru bir mantık değil. Yani kadın kendini rahat hissettiği yerlere gitmeye çalışıyor. Ne yapmak lazım? Biz geldiğimizde ilk gün daha genel kurulda İş Adamları Derneği ismini İş İnsanları Derneği olarak çevirdik.
kadın erkek eşittir diyorsak ve bunu savunuyorsak bunu biz kesinlikle uygulamak zorundayız. Yani sadece öz eleştiri yapmak lazım. Pozitif taraflarını alın, işte işinize gelmeyen tarafları almayın. Hayır, kadın erkek eşitse kadın çalışmalı. Kadın aciz bir varlık değildir. Korunması, kollanması gereken bir varlık değildir. İşte deniyor ki kadın erkek arasında işte fiziksel farklılık var. Var, evet doğru. Zayıf ile şişman arasında ya da uzun boyluyla kısa boylu arasında da fiziksel bir fark var. Bu yaratılış bambaşka bir şey ama kadın ilk önce kendi ayakları üzerinde durmayı bilmesi gerekiyor. Çalışmayı bilmesi gerekiyor. İşte geçtiğimiz günlerde siz de biliyorsunuz süresiz tazminat hakkının kaldırılması vesaire vesaire. Aslında bunlar ilk bakışta ne kadar olumsuz gözükse de ilerleyen zaman içerisinde kadınların çalışması gerekeceğinden, ayakları üzerinde durması gerekeceğinden bence son derece olumlu atılımlar. Kadın birisi bana baksın, işte birisi benim geçimimi sağlasın dememeli. Kadınlara biz getirip önlerine balık koymamalıyız. Kadına balık tutmayı öğretmek zorundayız. Bence en önemli olan bu. Ve unutmayalım ki muasır medeniyetler seviyesine asla kadınlar çalışmadan çıkamayız. Burada bu kadar çok dernek kurulurken ve bu kadar çok destek alırken kadına dair çalışmaların bu kadar azalıyor olması çok ilginç bir oran. Herkes dernekçi mi oluyor bir anda? Hep beraber derneğe gidiyoruz, hayat kalıyor. Evet, bunu daha önce de söyledik. Gerçekten dernekler kanununda özellikle bir revizyon gerçekleştirilmeli. Dernekçilikten ziyade kadınların iş hayatına girmesi ve çeşitli kamu kurum kuruluşlarında ve kadın erkeğin bir arada olduğu sivil toplum örgütlerinde kadınların sayısının yönetici kadrosunda arttırılması gerekiyor. İş hayatında da böyle. Baktığınız zaman organize sanayi bölgesinde de bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıdalar kadınlar. İşte ilk defa bir kadın oldu. Neden oldu? Zaten sayıları çok azdı. Kadınlar nerelerde? Fabrikalarda. Genelde finansta, desende, muhasebede ya da yarım gün gelip gidiyor. Bu tabii ki bir tercih meselesi. Biraz bizden kaynaklı da hani iğneyi kendimize batıralım, çuvaldızı size batırırken çok derken. Çok teşekkür ederim. Biraz bizden de kaynaklı bu durum. Peki DOSAPSİAD'ın bu konuda çalışmaları var mı veya oluyor mu? Ya da olacak mı? DOSAPSİAD'ın elbette çalışmaları var. Öncelikle sosyal anlamda da biz, bakın, Umuda Spor, Huzura Skor toplam 7-8 yıldır devam ediyor. Yüzlerce çocuğumuzu yetiştirdik buradan, topluma kazandırmaya çalıştık. Bu dönem geldiğimizde dedik ki neden hep erkek çocukları, kız çocukları için de bir şey yapalım. Şimdi kız çocukları için de gene sosyal anlamda bir şeyler oluşturmaya çalışıyoruz. Biz kadın için değil, özellikle çalışmak isteyen, üretmek isteyen, meslek sahibi olmak isteyenler için önemli projeler yapıyoruz, önemli çalışmalar yapıyoruz ve devam edeceğiz. Ama başından beri söylediğim gibi gene insan. Yani insanda, yani kadının kendisinde bitiyor bu karar. Peki DOSAPSİAD'la ilgili bu tür çalışmaları öğrenmek isteyenler mesela nereden bunu takip edebilirler? Sosyal medyamızdan takip ediyor. Zaten takip edilebiliniyor. Zaten biz basında oldukça sıklıkla yer alıyoruz. Duyurularımız yapılıyor. Dolayısıyla biz bunu duyurmada bir sorun yaşamıyoruz. Ama tabii ki sizler yoluyla da böyle kendimizi ifade etmiş oluyoruz. Çok bu kadar keyifli konuşabilen, bu kadar iletişim güçlü ve bu kadar hayata hakim bir insanın biraz da siyasetle ilgilenmesi gerektiği neden bilmem olasıymış gibi gelir hepimize. Var mı öyle bir şey? Şu an için öyle bir şey yok. Gerçekten ben kendi hayatıma dair, hani ticarette evet günlük yaşamımızda plan yapmamıza rağmen ben bu tür planlar yapmıyorum. Ben şu an için neyi yapıyorsam onu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ve ben bulunduğum konumun bir basamak olarak kullanılmasını doğru bulmuyorum. Yani ben bir iş insanıyım. İş insanı olarak yaptığımın en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu alanda ilerliyorum. Hayat neyi getirir biz bilemeyiz. Evet, dediğiniz gibi teklifler oluyor. Ama ben kendi adıma bunu şu an için doğru bulmuyorum. Siyasete uzak olduğumdan ya da beğenmediğimden değil, benim gücüm şu anda buna yetiyor ve başka bir tarafa kanalize olursam
bu tarafı ihmal edebilirim. Anı yaşıyorum. Üniversitede okurken öğrencileri yurt ihtiyacının olacağını düşünerek başlayan hikaye oldukça ilham verici bir hikaye. Evet. Ama tabii ki ben o zaman çocuktum. O ilham verici hikaye, burada hiç övünmeyeyim, benden kaynaklı değil, tamamen babamdan kaynaklı oldu. Ne olursa olsun çevre önemli bir etken olabilir ama verdiği o ilham sizin de başka bir yollara gitmenize sebep oluyor. Yani elbette. O yolda büyümenize sebep oluyor. Bu da çok önemli bir nokta. Eşit bakılması gerekliliğine çok yürekten inanıyorum. O dengesizliği daha henüz sıfırlayamadığımız için belki biraz da çabamız. Ama bu ilham verici öyküleri ya da bu ilham verici öyküyü hangi sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşıyorsunuz? Aşağı yukarı birçok sivil toplum örgütünde zaten faal olarak görev alıyorum. Ben aynı zamanda Türkiye Genç Adamları Derneği, TÜGİAD'da da genel merkezde genel başkan yardımcısı olarak bir görevimi de orada devam ettirmekteyim. Biliyorsunuz zaten birçok kamu kuruluşunda çalışıyoruz. Hemen hemen her yerde biz ifade ediyoruz bunu. Gerçekten hayret bir sohbet öncesi, program öncesi sohbetteyken ben sizin zaman ayarlamanıza hem saygıyla hem korkuyla baktım. Biraz önce de bazen eve bile gitmiyorum demeniz şu anda çok net bir şekilde anlayabiliyorum. Enerjinize sağlık, onu belirteyim. Çok teşekkür Tekrar ederim. Tekrar da SAPSİAD'a dönüyorum ben. Dönelim. Çünkü bakıldığı zaman Türkiye'nin de şu anda bütün aslında sanayi bölgelerinin gözü biraz da havamız olsun Bursa'da. Bir kere evet. Genç, güzel, son derece hoş, akıllı ve başarılı bir kadın yöneticisi var. Estağfurullah. Ama öyle şimdi bakarsak hani bütün hepsi bir araya toplandığı zaman değil mi? Tek başkan kadın siz oluyorsunuz. Bu nasıl bir duygu? Öncelikle çok güzel baktınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben şunu ifade ediyorum. Ben oraya kadın olduğum için seçilmedim. Ben asla öyle bir şey düşünerek söylemiyorum. Ben oraya katkı sağlayabileceğim için seçildiğimi düşünüyorum. Ama tabii ki yani vizyon açısından bence de çok güzel oldu. Ben kendim olmasam da başka bir kadın arkadaşımızın orada bulunmasını isterdim. Bu neden daha fazla o alana dikkat çekti? Örnekleri olmadığı için, benzeri olmadığı için zaten hedef ve amacımız da burada işte bizden cesaret alarak o yaptı, ben de yapabilirim mantığıyla başka kadınlarımızın da bu yolda ilerlemesi. DOSAPSİAD hedeflemelerini nasıl yaptınız ve neler var mesela? Hani önümüzdeki birkaç ay için şunu hedefliyoruz, birkaç yıl için şunu hedefliyoruz dediğiniz noktalar neler? Bizim çok önemli urge çalışmalarımız var. Bizim için önemli olan sadece kentimize, şehrimize değil, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak, katma değeri yüksek ürünler üretebilmek ve bunun için inanın her kapıyı çalıyoruz. Ticaret Bakanlığı, Teknoloji Bakanlığı, biz her desteği almaya çalışıyoruz. Sanayicilerimizin maliyetlerini azaltmakla başlayıp onları farklı pazarlara açmak için birçok çalışma yapıyoruz. Son dönemde bizim DOSAPSİAD destek ofisimiz yaklaşık 25 milyon dolar sanayicimize bir girdi sağladı. Urge projelerimiz gene dördüncüsü devam ediyor. İhracatı arttırmak amacıyla. Bunlar hem sanayicimize hem kentimize hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlıyor. Ya bunu ciddi olarak altını çizmeye Tabii. gerek yok. Bahsettiğin rakamlar Tabii. benim hayatım boyunca çelimi yoracak. Çok Tabii. ciddi, çok keyifli. Ama tabii ki bölgemizdeki firmaların çok kuvvetli oluşu, çok ihracat rakamlarının yüksek oluşu bizim kendimizi ifade ederken de isterken de dışarıda daha güçlü bir şekilde isteyebilmemizi ve istediğimizi alabilmemizi sağlıyor. Peki Bursa'yı nasıl değerlendiriyorsun? İş ve özel olarak Bursa'ya bakışın nasıl? Bursa'ya bakışım nasıl? Bursa çok önemli. Her alanda çok önemli. Bir kere Bursa sanayi kenti, tekstilin ve otomotivin lokomotifi bir kent. Artık bu tartışılmaz bir konu zaten. Ama Bursa konusunda eksikler var. Özellikle turizm alanında, gerek ilde, ilçelerimizde. Bursa turizmde çok eksik. Son veriler bunu zaten özellikle gösteriyor. Bence bu konuda çok şehrimiz tanıtılmalı. Bursa bir Anadolu şehri değildir. Bursa Osmanlı'nın başkenti olan
kültür ve turizm alanında da çok güçlü. Dünyada kendini ifade edebilen sanayicileriyle bugün burada herhangi bir fabrikanın alt katında ürettiği ürünle bugün dünyanın en lüks mağazalarında ürünleri sergilenen çok önemli bir kenttir Bursa. Yurt dışında çok sık gittiğiniz için soruyorum. Yurt dışındaki bakışları nasıl? Yani bilinen bir şehir mi ya da ürünlerimizin bilindiğine eminim sayenizde. Çok samimiyetle söylüyorum. Evet. Ciddi ihracat oranlarına sahip olduğumuzu biliyoruz. Önemli de sanayi kenti olarak biliyoruz ama yine de bağımsız olarak Bursa'ya bakışlarını veya o bakışı değiştirmek için yaptıklarınızı da merak etmiyor değilim. Şöyle ki biz tabii ki siyasete hiç girmiyoruz ama onlar zaten bizim ne kadar güçlü olduğumuzu biliyorlar. Zaten neticede her birimiz de milliyetçi insanlarız. Biz bu konuda kimseyi konuşturmuyoruz. Devletimize her zaman güveniyoruz. Evet, bazen bazı sıkıntılar oluyor ama uluslararası ilişkilerde duygusallık yoktur. İşin en güzel noktası da şu ki bizim müşterimize bu yansımıyor. Yani kimse o an hangi ülkeyle problem yaşıyorsak vay işte biz sizden mal almıyoruz durumu olmuyor. Çünkü biz alternatifi çok olan bir ülke değiliz. Zaten alternatifimiz olsaydı şimdiye kadar siz de biliyorsunuz çoktan bu değişirdi. Ama bu işler o kadar kolay değil. Türkiye eski Türkiye değil, güçlüyüz biz. Ya, onunla çok gurur duyuyorum ve bazı örnekler buna siz de dahilsiniz. Bizim gücümüzde çok keyifle gösteren örnekler aslında. Çok samimiyetle söylüyorum bunu. Bu programı yaparken de ilk düşündüğüm şey buydu. Ağırladığım konukların verdiği gurur bana bir ömür boyu yeter. Çok teşekkür ederim. Yolunuz, yolculuklarınız, açtığınız ve yürüdüğünüz yollardaki hikayeleriniz bana göre birçok kadına ve bir şehre ilham olan hikayeler. Çok önemli. O yüzden ben konuşurken bazen ne söyleyeceğimi bilemeyebilirim. Siz orada devreye girip de hemen durumu toparlayın. Ya inanın sizin ağırıyoruz. Yaptığınız işler de çok önemli. Çünkü bizler hani tarihin tozlu sayfaları arasında yerimizi alır gideriz. Ama sizler sayesinde ölümsüzleşiyoruz. Bu da bizim için son derece Estağfurullah. Önemli. Estağfurullah, çok güzel laftı. Tarihin tozlu sayfaları. Dasapsiyat'ın ilk kadın başkanı tarihin tozlu sayfalarında hemen kaybolma. onu da havası olsun. Ben kısa bir ara vereceğim. Aradan sonra tekrar burada olacağız eğer izin verirseniz. Tabii. Bu harika Nilüfer Dasapsiyat Başkanı Nilüfer Çevikel'le keyifli sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra yine buradayız.